Herkese günaydın. Şöyle az bir ileri git bakayım. Benim oğlumun yakışıklılığı şaka mı ya? Kafanı niye kaşıyorsun? Benim oğlumun yakışıklılığı şaka mı? Vallahi Yakışıklı ol. senin çok ödeyim. Arkadaşlarımı alsak değil. Okulumu alsak değil. Abimin şahsına helal olsun. Buraya kadar yürüyecek. Abisi şimdi şuraya kapıdan çıkacak, şuraya yürüyecek okul orada. Evet, okul uzakta olduğu için mutlu değilmiş ama arkadaşlarını göreceği için çok mutlu herhalde. Aa bak, bu da bizim yeni arabamız. Yeni arabamız ya, bu bizim geçici olarak arabamız. Geç bakalım. Ne? Geçici. Aa Ömer Halis. Hı. Benim yatağımın üstünde suyum vardı. Gel, koş getir bana onu hadi. Sirkeli su yap dedim kendime. Neyse bakalım. Hiç konusu kendini de göstersin. Bugün outfit mi diyorlar? Dankeşön aşkım. Sirkeli su yapmıştım kendime. Of, bacım bu araba çok böyle indiri bindiri tıkıllı bıkıllı. Araba iyi canım. Sus sus ya, araba gayet iyi. Bacım iyi de çok fazla ışık var. Bak böyle yapıyorum ya, olmuyor. Niye? Çünkü yeni arabalarda debriyaja basman lazımmış. El freni indirmen lazımmış. Bak o zaman bak. Ondan sonra çalışıyormuş. Hani bak, bir de şu touch stop var. This magic absolute nicht. Onu şimdi birazdan şu touch stop'u kapatacağım. Toyota. Hemen müziğimizi de ayarlayalım. He oğlum. Yani şoförden gel volt kesici, eğer doğru yaparsan bunu da sertiyor. Ha, tamam dur. Şu camımızı bir silelim. Tamam. Hadi bakalım, bismillah. 20 dakikası var Ömer'in. 10 trafikte 15 dakikada öbür taraftayız şimdi. Sağa sola dikkat edelim. Tamam geç, o araba bekliyor zaten seni. Ben onu grubu taradı beni. Beni ameliyat alıyorlar diye. Dedim sakın söyle. Ben dedim Ömer'i bıraktım, geliyorum hemen. Ben gelmeden hiçbir yere almasınlar. Bir konuşayım edeyim. Neymiş nedir. Geldim bakalım hasta. Bak bak. Ya. Olsun artık, o kadarını da yapacak bir şey yok. Canın sağ ol yavrum, görüşürüz kendin. Ya da ben ameliyattan çıkınca şüpheyi sorarsın. Yüzümü tutarsın şöyle. Gerek yok ki Ömer Halis'e sorsam. Ondan sonra nerede ne sakladın diye. Telefonunu veriyor bana, diyor ki çekmeceye koy diyor. Koyuyorum. Koyarken de diyor ki tamam, ben ameliyata gelince diyor karıştırırsın. Ne münasebet. Hayatta öyle şeyler yapmış. Psikolojim havalı. Bir çıkınca anlamı yok. Ne diyorsun yani? Ay yakışık yapıyorum. Sen zaten içinde bir şey saklasan bunu buraya koyamazsın. Ben senin karakter olarak biliyorum. Nereye koyayım? Şifreni bilirim. Yani şifreni önümde çok rahat açabiliyorsun saklamadan. Niye açmıyor? Açmadığın zamanlar da var değil mi? Konuşacağım. Senin de var. Ben mesela senin şifreni bilmiyorum. Aa niye söylüyorum ben? Altıdan geri. Yok vallahi billahi bilmiyorum. Altıdan geri. Evet. Ama elinde 30 zaman söylüyor mu? Altıdan geri. Mesela senin bildirimlerin telefonun önüne gelmesini de anlamıyorum ben. Ekran kilitliyken. He ama bende ne olsun, beni sinir etmiş. İnsan sinir oluyor değil mi suçlanınca? Yok canım, sinir olmadım. Hayır, benim saklamam telefonu zaten zaman benim telefonu bakabiliyorsun, öyle bir rahatlığım var. Ben ne zaman aldım bir saklamam? Nereden bu konuya girdik? Ben anlamadım yani. Ameliyata girdik ilkken konuşulacak konu mu yani? Bence de hiç değil ya kocam ya. Ha, sen ameliyata mı girdin ya? Abim diyor ki dün akşam mı yapmışım? Oğlum diyor, apaksın ameliyatı kıvrandırır diyor, kıvrandırır. Bak böyle diyor, beni doğrulturmaz diyor. Oğlum sen ayaktasın diyor, senin için yok zaten diyor. Ben dün sana dedim de bana kızdın. Hayır canım, kızar mıyım? Dün benim ağrım vardı. Vardı ama ben sana, sen patlamış olabilir bak, zehirlenirim dedin ya hani. Ben de sana dedim ki ben onu abimde gördüm, patlamış halini biliyorum. Belini doğrultamadan biz onu iki yüklüm hastaneye götürdüm. Özel. Çünkü sen gördün. Ha. Ben görmedim işte ya. Sen görmedin ya, biliyorum. Can tamam. Korkusu da bende şu an. Sende olmadığı için kusura bakma. Tamam ben yok canım, ama niye öyle diyorsun? Ben seni hani rahatlatmaya çalışıyorum diye. Bak abin de aynısını söylemiş. Abin zaten yine bir tıbbı okumamış.
Şey diyor, sen diyor yarın diyor ultrason yaptır diyor, kan değerlerini kan şeyi hissediyor. Onlar da diyor mail yolluyorlar diyor, kendi yollattır diyor. Oradan bana yolla diyor, ben buradan bir doktora başvurayım diyor. Tabii tabii abim böyle fantezileri de var diyor. Şey. Ben, tamam abi ben bir sorarım falan diyor ben de. Yok canım öyle şey mi? Senden bir de bir kere hastalık... Zaten gelip hiçbir şey yapmadılar. Şöyle baktılar, kontrol ettiler, astronometrim gönderdiler. Hazır oldu dedi. Ama şey içinmiş, açmadan anlayamayacağız demişler. Kalın bağırsakta mı yoksa kalın bağırsağın ucundaki apantiste mi sorun var? Çünkü bastırılındaki ağrısı, sızısı çok şiddetli. Aynen. O yüzden mecbur açmadan anlamayacağız demişler. Her türlü bıçak altına yatacak benim kocam. Ve benim kocam ameliyattan çok korkuyor. Benim kocam... Ben ameliyattan korkmuyorum bu arada. Ameliyattan değil, narkozdan. Narkozdan korkuyorum. Ben. Narkoz korkusu var kocaman. Ne oldu? Hiçbir şey çünkü olmaz. Çünkü ben daha önce ameliyat oldum. Narkozdan sonra sigara içilmezmiş, haberim yoktu. Ben de ertesi gün bir sigara içmeye gittim. Özlem yanımda ölüyordum. Baygınlık geçirdim. Evet. Bir de Özlem'in son halini görünce ameliyat olduktan sonra panik atak yaptı bende narkoz. Ama benimkisi şeydi. Neydi? Ben... Narkozdu tabi. Narkozdu ama şimdi şöyle bir şey var. Ağrı kesici, antibiyotik, narkoz hepsi bir aradaydı. Sen de gittiydin. Ama benim vücudumda hala daha kemoterapi kalıntısı olduğu için bana hepsi birden çok ağır geldi. Ben kemoterapi aldığımı söylememiştim mesela. Doktor onu saklamıştım. Sadece ışın tedavisi aldım dedim. Aa. Tabii ki. O benim kendi suçum, hatam da. Yoksa ameliyat etmeyecek miydi? Hata mi? Değil ya muzu. Bildiğin ölüme... Bir şeydi. Seçim yani. Onun i̇şte, hatayla alakası tamam, yok. Tamam işte ben de öyle bir seçim yapmıştım kendime. Ya alacağım ya öleceğim. Değdi mi diye. Değmedi de istediğim gibi seçim. Değdi mi? Çünkü ben aslında lipedem hastasıymışım. Bununla da alakalı bir ara bir yorumlarda bir şey oldu. Bir yazdı sende lipedem yok diye. Evet. Yani. Olsun. Sen beni beğenmiyor musun? Bir şey sordum yalnız neydik? Sen beni beğenmiyorsun. Şu an en son düşündüğüm şey birini beğenmek ya da beğenmemek. Böyle diyor mu? Dün. Şu an yani dünya yansa çok umurumda değil de ben biliyorum. Dün o kadar bir stresim vardı ki benim. Şimdi çocuklar okula başlayacak. Okula alışveriş yapmadım. Çocuklar bir o tarafta bu tarafta kaldı. Ben oturumu da alamadım. O olayımız olmadı dünkü videodan biliyorsunuz. Turgut'un ağrısı var. Oradan bizi buraya gönderdiler. Onun üstüne araba tahsil verilecek. O geldi bir oda sıkıştı. Ondan sonra ben o kadar blackout oldum ki artık böyle hepsi üst üste bir dokunsa patlayacağım. Böyle bağıra bağıracağım. Kendimi şuralardan falan atıvereceğim. O kadar kötüyüm. Çünkü tüm duygular üst üste. Bir gün öncesinden de kaza yaptım biliyorsunuz. Sonra dün işte bir ara Turgut'u hastaneden bir kaçırdık eve gittik. Kaçırmadık, izin aldık eve gittik. Çocukları falan aldık, arabaya baktık. Şimdi araba kiralık olunca tek başıma ilk sürüşü kendim yapmak istemedim. Hani zaten hani yeni bir araba. İntisi cincisi çok olacak diye Turgut yanımda olsun istedim. Ondan sonra o ara tabii şimdi giderken konuşuyoruz, bir şey konuşuyoruz. Turgut işte diyor ki senin de ne stresin var diyor. Asıl stres bende diyor. Yarın bir ameliyat alacaklar ben. Buna bir bağırıyorum ben. Keşke şu an tek stresim ameliyata girmek olsaydı. Zaten arasını satayım da ameliyata girmekten de normalde gezmeye gidermiş gibi bahsediyorum. Dedim tek stresim keşke şu an dedim hastanede olup ameliyata girmek olsaydı. Tabii senin için çok büyük bir şey. İşte herkesin şeyi farklı. Ama korkma. Narkozdan da bir şey olmayacak. Kilonu falan sorma da mı? Sordu. Tamam işte ona göre veriyorlar zaten. Kaç kilosun dedi, ne bileyim dedim. 70 ile 65 arasında oynuyorum dedim. 65 yazdı. E tamam işte. 65, 67 falan sınır. Şimdi 70 yazsa bir tık ağır verecek. O zaman uyanman daha şey oluyor, geç oluyor. O yüzden 65 yazmış. Kiloya göre narkoz veriyor. Sen şimdi dedin mi patrona ben ameliyata giriyorum diye. Ay. Çocukları getirmem bugün büyük ihtimalle ya da akşam getirmek istedim.
Sen şu toparlandıktan sonra görsünler seni. Ben de. Ben şimdi statüsü, sen ameliyat edildikten sonra statüsünün telefonunu alırım. Ya yarın çıkartacaklar beni ya da cuma günü. Yarın bugün çıkarmazlar. Bugün ne? Çarşamba. Çarşamba değil mi? Hı. Tabii. Ya yarın ya cuma günü. Hı. Yarın çıkarmazlar ama ya. Hep bir gün tutuyormuşlar aslında. Hı. Hı. Allah Allah. Ertesi gün taburcu. Ya da dedi, adam ona söyledi, komplikasyonlara göre dedi. Ya işte o bir şey. Bir gün, iki gün dedi. Ya, her şeyim değil, cuma. Bakarsan hafta sonunda kalırım, hoşuma giderse. Git sen mi? Orada yat bak, dinlene dinlene. Adam nasıl oldu? Horluyor mu? Tebri ben. Tebri ben. İnsan uyumuşuz sağ ol. Uyum uyum. Uyum sabah uyuyorum. Çocukların çocuğu en son 11'de yattılar. Ay banyoktur, ay banyoktur. O banyosunu yapsın, çantalara baktık, kontrol ettik, şey yaptık falan derken. En son saat 11'de. Ah garibim. Şey, aynanın garibim şarkısına armağan ediyorum. Garibim, hadi gül biraz. Bir şey olmaz ya. Senin narkozdan çıkmış anında burada olmak istiyor. O var ya, Türkiye'de öyle biliyor musun? Türkiye'de çıkartıyor. Senin burada tam ayılmayınca yukarı çıkartmıyorlar. O şey hallerini biz görmüyoruz yani burada. Sadece sen bugün bütün gün uyursun. Bütün gün uyursun yani. O Türkiye'de ameliyattan çıkıp 15 dakika orada şey yapıp pıt odaya gönderiyorlar o şeyini, odada taşın. Senin şimdi ameliyattan sonra en aşağıda şey var. 2 saat tutuyorlar. He? Fazla tutmuyorlar 2 saat. 2 saat tutuyorlar. Ama o 2 saatte de o saçmalayan hallerini atlatıyorsun zaten. Ve her defasında bağırarak, her defasında aşağı, ağlayarak uyanıyorum ben. Ben aşağıda uyuyorum. Marina Hospital'da işte olduğunda. Ben aşağıda uyandım. Şu kafayı bir kaldırdım. Yanımda herkes uyuyor. Herkes ameliyatlı, herkes de makine cihaz bağlı. Hı hı. Korktum birden. Öyle değil mi? Sen şoka giriyor öyle şey yapınca. Tabii canım, hiç bilmeyince öyle ama hani... Şeyde böyle şey filmlerindeki bilim kurgu filmleri var. Bana bak. Doğrudur, sen böyle filmler de çok izliyorsun. Dedin ne oluyor? Baktım orada biri var. Dedim, adam da beni gördü, kalkmış görünce. Bana yat 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 dedi. Ne kadar buradayım ben bunu dedim. Yarım saat falan dedi. Ne kadar daha duracağım dedi. Sen 2 saat daha kal buradaydı bana. Tamam dedim. Ondan sonra ben yattım bir daha. Ondan sonra bir yandım yukarıdaydım. Çünkü bağıran bağıran falan oluyor. O an böyle buradaki o insanları rahatsız etme açısından. O ilk şeyini aşağıda hep öyledir yani. Ben mesela hep narkozdan bağırarak uyanırım. Ağlayarak ağrım var diye. Artması ağrım var düşün. 3 tane sezaryen, üçünü de cırlayarak uyandım yani çünkü ağrım var, ölüyorum diye. O şeylerini atlatıyorsun mesela aşağıda. O narkoz, salak, samsellik hallerini. Gerisi ben de biliyorum, kusmayla geçiyor akşama kadar. Çünkü ben narkoza gerçekten alerjim var. Ama yapabileceğim bir şey değil. Resmen benim narkoza alerjim var burada arkadaşlar. Öyle. Saat olarak bir şey söylediler mi? Şimdi ameliyathaneye bakılacak işte. Önce en acileri. Uygun bir vakit alacaklar işte. Keşke aşağıdan ben hemen seni böyle alacaklar ya, bir kayfalık bir şey yok gelsin. Neyse hallederim sonra. Giderken alırsın. Galiba şurada çok. Gider. He, alabiliyor mu ki? Bana niye sorun? Gitmem şeylere sor. Şimdi kendime bir kahve aldım, bir de şöyle ton balıklı bir ekmek aldım. Ton balıklı yumurtalı bir ekmek. Daha henüz gelmediler Turgut'u almaya. Ameliyathane sırası bekliyoruz. Asansörün yine o kadar çok dolu ki. Hep de şeyler vardı. Sandalyeyi sınır işte diyemedim de. Ay, 5. kata kadar yürüyeceğiz. Çünkü hepsiyle aynı asansöre binmek istemiyorum. Hastası var, bunların nesi var. Tıkış tıkış dökdük kadar yere giremeyeceğim. Ay, spor bacım, sabah spor. Hadi dayan, son 2 kat kaldı. Ay. Ay.
Evet arkadaşlar, şöyle kahvemi aldım geldim, bir de kemikli kaldım ya. Bana diyor ki sen şimdi ne yiyeceksin, sen ben açken burada. Dedim yok sakin ol. Yok açsın biliyorum. Bildiğim gibi olmaz mı? Dedim sakin ol, şimdi yemeyeceğim, sonra yiyeceğim sen gidince. Neyse kocama özel evden tarhana çorbası yapıp getireceğim. O da mideni bozar. Ameliyattan sonra ağır gelir. Ne yapsam ki sana? Annen yaşı olsaydı yemedim şu an pirinç çorbasını sana dayardı, ben sana söyleyeyim bak. O yani seviyor çünkü hastanelerde pirinç çorbası böyle az salçalı, az şey. En getireceği tavuk çorbasıyım. Ha, yapayım mı sana tavuk suyu? Tamam. Tavuk ben yaparım sana. Ya benim karnım aç kızım. Bak bana yemek sorup durma. Tamam ben az sonra güzel bir tavuk alır haşlarım. Güzel böyle sebzeli, sarımsaklı şeyli. Hemen güçlenirsin. Doğru bak. Teyzem hep kendisi pirinç çorbası yaptırıyordu bana da, o yüzden aklıma geldi. Bir de bir kararmışsın Turgut. Ya da çarşafların içinde. Ben biraz çarşafın içinde. Kararmışım ya, güneş gördüm amca. Evet evet kararmışsın, sen bayağı hiç solarme gidemedim diye üzülme yani. Ah kara bakalım. Evet saat 12 oldu. Millet yamağını yiyor. Çok şükür sonunda hemşire geldi dedi. Birazdan sizi almaya geleceğiz. Aşağıya dedi ameliyathaneye götüreceğiz. Öleceğim. Ben sana tavuk çorbası getireceğim severek. Değil mi? Açlıktan zaten, uykusuzluktan açlıktan zaten uyurum de. Ya kötü tamam hadi bakalım. Bir şey kalmadı. Çoğu gitti. Şimdi az kaldı. Burada. Evet, Turgut'u ameliyathaneye gönderdim. Şimdi aşağıda şu sakinleştirici şurup ilaç vesaire bir şey oluyor ya, onlardan vereceğiz. Ondan sonra ameliyathaneye hazırlayacağız dediler. Alacağız dediler. Yaklaşık 2 en geç. Üç saate hazır odaya çıkmış olur dediler. Orada şimdi o kadar saat burada beklemektense hemen eve gidiyorum. Ömer'i zaten Özge aldı. Ömer'i Özge aldı. Allah razı olsun. Bugün zaten çalışmıyordu. Bir yani o denk geldi çok şükür. Ondan sonra şimdi hemen eve gideceğim. Çocuklara yemek hazırlayayım. Diğerleri okulları zaten yakın. Onlara hemen yemek hazırlayacağım. Şöyle bir evleri toparlarım. Ondan sonra tekrar yine 2 saat sonra geleceğim buraya hastaneye. Gelmeden önce bir arayacağım. Getirdiniz mi odayı diye. O zaten narkoz şeysinde olur. Öyle. Hadi bakalım. Evde değilim. Yoksa ki hangisi? Şöyle birkaç bir şeyler aldık. Okul için mecbur şimdi beslenmeye salam alacağım. Yoksa sapıtıyorum her gün beslenmeyeni koyacağımı. Hindi etli de olur. Mısır eti de olur. Benim hemen eve geldim şöyle. Gülşen ve Mikael için. Ömer Halis zaten Özge'de. Onu ben artık akşam alacağım hastaneden en son döndükten sonra. O zamana kadar Özge abla Ömer bende kalsın dedi. Gülşen ve Mikael için şöyle tavuk göğsü sebzeli. Buna birazdan tam piştikten sonra bir de küçük paketlerden bir kutu krem atarım. Onlar seviyor böyle bu şekilde. Yanına pilav yapsam yapmasam diye düşündüm. Ama gerek duymadım çünkü sadece ikisi, yani ikisi var evde. Bu fazlasıyla yeter zaten onlara. Hemen bir de şöyle bir tane but aldım. Güzel onu yıkadım. 4-5 diş sarımsak, kapya biber, soğan. Birazcık da şöyle maydanoz koydum. Tuz, karabiber, zerdeçal, azıcık da pul biber koydum. Bunu şimdi ben şöyle kapağını kapatayım. Düdüklü de yapmayacağım. Kapağını kapatacağım ya da düdüklüyü çıkarırım bilmiyorum.
kapatayım, bunu güzel böyle haşlayayım. O ara hemen 2 dakika evleri toparlayacağım. Mikael zaten sağ olsun hemen bana içerileri süpürdü. Mikael gelmişmiş eve. O da iyi oldu. Mikael'in gelmesi de iyi oldu. En azından şu an kafam bir tık daha rahat. Öyle bakalım. Evde bir iki böyle bir dağınıklığımız var. Akşam çocuklar banyo falan yaptıydı. Hemen banyoları falan sileceğim. Ondan sonra orada zaten şey yaparım. Bir üzerimi değiştiririm. Çünkü şu an yemek kokacağım. Üzerimi değiştirir. Sonra Turgul'un yanına hastaneye tekrardan gideceğim bakalım. Öyle. Düdüklüğü attım. Gülşen de geldi. Ve çocuklar tavuğun içine makarna istediler. O yüzden şöyle hemen yarını, yani çeyrek paket makarna attım tavuğun içine. Bu şekilde tercih ettiler. Birazcık parmesan peynirimiz de var. Böyle bu şekilde yerler. Evet. Bu arada ben bütün evi şöyle bir sildim, süpürdüm. Mikael zaten süpürmüştü. Pardon, süpürmeyi Mikael yaptı. Ben de şöyle bir sildim, toparladım. Aşağıda çamaşırlar var. Onları çıkardım yukarı. Ama artık geldim de artık akşam çocuklar yattıktan sonra toparlarım. Çorbayı da şimdi böyle yaptım, bıraktım. Bir gideyim. O bir ameliyattan çıktığını bir göreyim. Şöyle bir rahatlasın. Oranı ben bir uyutmaya bir bırakırım. Bir iki saat yine orada bir bırakır. Tekrar yine eve gelirim. Hastane zaten bir ne bileyim 8-10 dakika falan, çok da uzak değil. Yani yakın da değil ama çok da uzak da değil. 10 dakika falan arabayla. Orada bir git gel yaparım ben. Sonra yine gelir. Taze taze sıcak sıcak çorbasını yapar. Götürürüm. Akşam üzeri de zaten şu an bir şey yedirmezler. Ancak akşam üzeri bir şeyler yedirirler. Öyle yani, dediğim gibi. Şimdi şöyle bunun da altını kapatıyorum. Onlar zaten yer içer. Gerisini hallederler Allah'a şükür. Bakalım, geldim ben hastaneye. Oh, Allah'tan benim hemen parkta buldum. Her ne kadar gerizekalı bir adam beni şuraya sıkıştırsa da güzel çıktım. Neyse bakalım, hadi demin aradığımda odada henüz yok dediler. Ama ben yine de geldim. Çünkü o ara aradan bir yarım saat geçmiş oldu. Şu an belki odaya çıkarmış olabilirler. Gidince göreceğiz. Bir yandan kardeşleri yazıyor, bir yandan babası arıyor. İşte uzakta olunca böyle oluyor işte maalesef. Gurbetlik bu yüzden çok zor. Böyle bakalım. Haydi. Evet, Almanya ve sağlık sektörü süper. Çok güzel. Kız bacım dedim ya size. Demin aradım, Turgut daha odada değildi. Odaya bir geldim. Aa, baktım Turgut. Bir geldi mi dedim. Geldi mi dedi. Allah Allah dedim. Bayağı da dinç görünüyor. Bir de seviniyorum içten içe. Diyorum ya diyorum, ağrısı falan diyor. Yüzü gözü çekti Şemali iyi. Bacım meğerse adamı ameliyat etmemişler. Ben de bir seviniyorum. Hani böyle ameliyat olunca insanın yüz gözü böyle bir şey oluyor. Biz bayağı bayağı dinç gördüm. Turu dedim ki bayağı bayağı uyanmışsın ha, iyisin dedi, dedi bu da ha iyiyim dedi. Soru durdum, dedik mi abine Turgut sen ameliyat etmediler mi? Adam yokken güleyim dur. Demez mi evet etmediler. Zaten belliydi, var bir düzgündük. Tövbe estağfurullah. Her öyle olmaman lazım. Ameliyattan çıkmış az bir kıvranıyor olman lazım. La ilahe illallah. 2-3 saat aşağıda beklettiler aynı böyle. Aynı böyle bekledim ya. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey vermediler. Hiç. Ganiz. Sıra bekliyormuşum yani. Telefon bekliyoruz biz de dediler. Hani ne zaman telefon gelirse o zaman alacağız, götüreceğiz seni dediler. Ondan sonra bir geldiler. Her kayıs. İşte bir tane acil ameliyatlı geldi. Ameliyat edilmesi gereken bir geldi. Yani acil geldi. Onca 12 saate kadar neredeymiş? Acil geldi. Onu ameliyat aldılar. Seni tekrar istasyona çıkarıyoruz. Ondan sonra seni aldı. Ah lan dedim. Ölüyorum açlıktan, yemin ediyorum. Dün akşamdan beri bir şey yemiyorum. Hayır. İşin daniskası o acil vaka gelene kadar 2 saat aşağıda niye bekledin? Ben ne bileyim ne bekledim. Demek ki önde bir ameliyat vardı da bekledim. Hayır zaten 8'den 12'ye kadar neyi bekledim? 12'den 2'ye bekledim. Aynen öyle. Şimdi 2'den 5'e bekleyeceğim. 5'de ameliyat edecekler. 8'de yukarı çıkaracaklar. Neyse söylemeyeceğim. Bütün gecem zehir gibi geçecek şimdi. Hayır, işin kötüsü burada şey de yasak. Saat 10'dan sonra ziyaretçi de yasak.
Ya adam olmazsa sıkıntı yok belki. He, Gidersin daha. adam giderse yanına birini koymazlarsa durabiliyorum. Gece saat 12 1 2. Bir şey Yok demiyorlar biliyorum zehir sessiz gibi olduğum gibi. geçirecek He, o sessiz olduktan gezegenlerde. sonra o adamı belki çıkaracakmış. Şimdi kanını aldılar. Hayır, bir de şöyle de bir saçmalık var. Aslında Turgut'un işi şihok. Şihok ne oluyor? Cerrahi. Ama cerrahi bölümde yer olmadığı için Aynen. kardiyolojiye getirdiler. Kardiyolojide yatıyor. Buradaki tüm hastalar da yani kalple alakalı Kalp sorunlarla. hastası hepsi. Ben zaten geldim de bir şaşırdım. Kardiyoloji ne alaka falan diye. Sonra demin de onu indirirlerken dedi çocuk. Normalde burası Şikok aptalim değil. Orada yer olmadığı için burada yatıyor Hekayis diye. Neyse bekliyoruz. Sonra gittim ben. Dedim ki ya dedim hani hemşire odasına gittim. Dedim ben dedim Hekayis'in eşiyim. Dedim ne kadar yani ameliyat dedim yapılmamış dedim niye dedim ya dedi çok dedi acil bir vaka dedi geldi dedi tamam dedim yani o dedim acil vaka gelene kadar dedim 2 saatte dedim aşağıda beklemiş dedim an falan yaptı şöyle ya sorun ne biliyor musunuz dedim biz dün dedim saat 3'ten bu yana dedim hastanedeyiz dedim ve saat 3'ten bu yana dedim adama dedim bir şey yedirtmediniz. Ha şimdi ameliyata alınır, ha birazdan ameliyat alınır, yok sabah ameliyata alınır diye dedim yedirmediniz dedim. Sabah 8-10 arası dediniz dedim. Saat dedim 12'ye kadar beklettiler dedim. Şimdi 12'den dedim 2'ye kadar dedim bekletmişler dedim. Saat dedim 3'e geliyor dedim. Çok pardon da dedim kaça kadar daha bekleyecek dedim. Zaten dedim hani saat 3 oldu. Ben dedim yani artık dedim dayanamıyorum diyor dedim. Yani açlığa dayanamıyorum bir şey yemek istiyorum diyor dedim. Çünkü onda dedim daha çok dedim stres yapıyor. Ve dedim yani hani hiç hali kalmadı hiç dedim ten kat kalmadı dedim. Çünkü dedim zaten ondan öncesinden de dedim hani sağlam bir yemek yememiş dedim. Bir tane elma yemiş dedim dün ta öğlen saat 1 gibi şey 12 gibi. Dedim adam şu an dedim aç. Yani açlıktan dedim halsizlik konuşamıyor. Tamam dedi ben dedi bir doktorun dedi arayayım dedi bir sorayım dedi. Hani oluyorsa dedim yarın sabah dedim planlasınlar o zaman dedim ilk sırayı dedim yarın sabah yapasın adam dedim en azından şu an dedim adam akıllı dedim bir şey yesin. Ben bir soracağım dedi. Ondan sonra doktor aradı ama doktor da kesinlikle kabul etmemiş. Tabii ki bizim keyfimize göre hareket etmeyecekler ama insanla böyle 24 saat aç açta bekletilmez yani. O zaman vereydiniz sabahtan adama bir ekmek bir bilmem ne bir çay. Zaten üstüne 12 saat geçti yani. Hani 12 saat önce diyorlar ya ameliyattan 12 saat önce bir şey yeme. Zaten geçti yani üstüne 12 saat çoktan geçmiş olacak. El Ha? salla. So das zweite Versuch jetzt. Ja. Ich hoffe, jetzt klappt's auch. Hadi bebeğim. Ja, abnesi auch da, siehst du? Wer ist da? Abnesi. Abendessen. Du bist immer Ja. noch am Abendessen. Haydi bakalım. Tschüss. Ich? Ah, darf ich? Super. Das freut mich. So, ich schieb mal. Hadi ben de. Evet, bu sefer ameliyathanenin önüne kadar gitmeme izin verdi hemşire. İnşallah bu sefer şey olur. Şimdi bana tekrardan yine telefon numaralarını verdiler. Ben önce aşağıya sentralden yukarı bağlantıyordum. Demin şey vardı şimdi erkek hemşire. Ben sana dedi en istediği bizim katın dedi numarasını vereyim dedi. İstediğin zaman dedi arayabilirsin dedi. Hani şey yapma çünkü dedi 2 saatten dedi fazla sürebilir. Sen dedi ara. Biz sana dedi söyleriz ona göre dedi gelirsin. Öyle yapacağım artık. Orada ben de çocuklara falan bir bakarım. Ne yapıyorlar ne ediyorlar. Evet. Saat Bakarız 8'e geliyor. ya. Üç kere aradım hastaneyi. Tamam sen bağlan ayağını çek oradan. Üç kere aradım hastaneyi. Turgut henüz daha çıkmamış. Odaya gelmemiş. Ama saat artık 8'e geliyor. Ömer Halis bugün annemde kalacak. Özge getirdi. Özge yarın çalışacağı için. Annem aradı. Bana getir ben işe geç gidiyorum. Ömer Halis sabah okula bırakırım dedi. Çocuklar evde çünkü ben zaten geç gelmeyeceğim. Ama işte Turgut uyanıyordu ediyordu falan derken saat 10'u geçer benim eve gelmem. Diğerlerin okul bu tarafta olduğu için hiç şimdi dedim annemleri götürmeyeyim. Sabah erkenden kalkıp da otobüs stresi yaşamasın çocuklar. O yüzden sadece Ömer Halis götürüyorum. Çünkü Ömer Halis'in okulu annemlerin orada zaten. Öyle bakalım. İnşallah ben gidesiye çıkar Turgut.
Hadi bakalım. Görüşürüz orada. Odasına gittim. Baktım yok. Oha dedim ya. Bu kadar mı? Geliyorlar şu an. Ondan sonra dedim ki bir de dedim hemşirelere gidip sorayım dedim. Tam hemşire odasına gittim. Adam beni gördü dedi ki tam vaktinde geldin dedi. Şimdi aşağıdan dedi uyanma odasından bizi aradılar. Turgut Kayış alabilirsiniz demişler. Şimdi şurada bekliyorum bakalım asansörün önünde. İnşallah iyi geçmiştir. İnşallah arsız sızısı yoktur. Saatte 9'a 20 var düşünün. Akşam saat 9'a 20 var. Ancak adam ameliyattan çıkıyor. İşin kötüsü yanında hasta olduğu için onu da bugün taburcu etmediler. Benim de saat 10'da buradan çıkmam lazım. De ki yani 10'da adam uyursa en fazla 10'a kadar izin verecekler. Onda odayı terk etmem lazım. Almanya'nın bir kötü yanlarından da bu. Refakatçi yasak. Öyle. Çünkü bakıyorlar. Allah için şimdi bakıyorlar yani. Ama tabii benim açımdan şimdi bütün böyle bir stres şey olacak. Hani ağrısı olacak mı, sızısı olacak mı, midesi bulanacak mı, uyuyabilecek mi? Öyle bir stres altında olurum. Hani yanında olsam daha rahat olurdu ama neyse. Kurallar. Kurallar ülkesindeyiz. Öyle bakalım. Bekliyorum şimdi şurada asansör önünde. Şey oluyor. Ben aşağıda da işte diyorum ya sana. Bak uyanıyorum. Derin nefes alıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir dalıyor. Cihaz ötüyor, duyuyor. Nefes alamıyorum. Onun da farkındayım. Oradan hemşire bağırıyor. Lütfen derin nefes al diyor. Başıma koşuyor hemen. Ondan sonra ben bir uyanıyorum böyle. Bakıyorum şey 60'a falan düşmüş. Cihazı görüyordum. Hemen 85-90 yapıyordu. Ama hep olmuyor işte. Çünkü dalıyorum arada. Tamam ama şimdi öyle olmaz merak etme. Onun için uyumamam lazım dedi. Uyuyor. Hiçbir şey olmaz. Gel. Merak etme. Keşke burada böyle bu Türkiye'deki gibi şey olsa. Refakatçi. Evet. Oturduk size bağlıdır. Bu adam burada dursa problem olmaz mı? Saçmalama. Adam biraz daha... Hastane kuralları. Adamdan izin alırız. Benim burada durmak için hiç öyle diyorum diye. Hani saat 10 değil de mesela 11 diye dersin var. Tamam soru soruyoruz o zaman. Adama soruyorum. Onlar da bir şey demese ben yan tarafa sordum hazırım. Ben çocukları anlamadım. Burada. Bu adam şaka mı ya? Bacım bu adam şaka mı? Kendini de zor yemiyordum. Ağzını babamını zor açıyor, zor konuşuyor. Diyor ki çok çok telefon var, telefon. Ne yapacak ki acaba dedim. Maç izliyor ya. Gelsin maçı. Neyse tavuk. Çorba içirmem lazım. Çok çok selam. Ben elhamdülillah şimdi diyeyim. Şimdilik. Şimdi story paylaşalım mı? Tamamdır paylaşırız. Baba ben çok açım ya. Ben bildiğin gibi değil. Ben dün akşamdan beri açım baba. Yani şimdi ben o şeylere de sordum ama ameliyattan sonra böyle biraz bir şey yesem bir şey olmaz değil mi ya? Sıvı çorba içiyorum işte. Çorba, yoğurt. Çorba verdiler, yoğurt verdiler. He, onları içiyorum ya. Ya. Ama şimdi ne yaptılar, ne ettiler hiç bilmiyorum. Yok. Aşağıda kadına sordum. Ben bilmiyorum, haberim yok dedi. Ben başka işlerle uğraşıyorum dedi. Şimdi şey olarak, kat olarak da normalde benim işte genel cerrahi bölümünde olmam lazımken orada yer yok diye beni kardiyologiye aldılar. Yok hayır, buradakiler de onun için bir şey bilmiyor. Abi. Bir şey bilmiyorlar. Onun için şu an ne oldu, ne gitti bilmiyorum yani. Ne yaptılar, nerede problem vardı, neydi hiç bilmiyorum yani. Sabah fizikte şeylerle. Hayır, apantiste bir şey yoktu. Biz gene de aldık derler. Ondan sonra kasıkta fıtık mutuk çıkar. Bak, deliririm baba. Bir daha ameliyat mı ameliyat olmam ya. İnşallah olmaz. Çünkü onlara kaç kere dedim, bakın dedim, ben dedim daha önce dedim şu hastanede dedim yanlış ameliyat oldu.
Ben dedim yanlış ameliyat ettiler. Ben dedim aynı şeyi bir daha istemiyorum dedim. Çünkü dedim bir ay sonra tekrar ameliyat olmak zorunda kaldım dedim. Yani bakın dedim çok eminseniz, çok şeyseniz dedim bana dedim bu ameliyatı yapın. Aynen bence de ya. Yani o yanlış ameliyat yapanlar da doktordu ne bileyim. O teşhis ya. Allah'ın muradını nasip etsin. Rabbim sana bu dünyada istediğin zenginliği, istediğin evi, istediğin hayatı yaşasın. Allah'ın izniyle öyle bir hayat yaşa ki cennetin güzel bir şey sayıdır. Sen bunu hak edin. Sadece bazı seçimleri bana bırakırsan söyleyeyim. Yani marakuyunu yoğurt gibi. Marakuyusuna vermiyorum sana sadece. Hani beni vermiyor farkındaysan. Hep ben sadece sevmem ki marakuya. İnsan bilmem ki böyle. Bir marakuya seviyorum. Sen yedin mi herhalde? Nasıl herhalde? Yedin mi? Evet. Hangisi? Neydi? Nasıl bir şey? Hoşuma gitmedi. Ama bu marakuya güzel oldu ya. Kime göre? Beğendin mi? Kime göre söyle. Bana göre. E bitti. Ağzıma mı sürecek? Yok. Evet. Yemişte kendileri bilsin canım. Acı biber turşu. Fişim fişim gibi şurada turuncu dersin. İlik çorbası yap da ben kendim yiyeyim. Tamam iyi tamam hemen. Evet, saat gece 11.30. Bu saatte kadar yanında durmama izin verdiler. Onların da işine geldi, öyle söyleyeyim. Bizim yanımızda yatan Alman adam da sorun çıkartmadı, şey yapmadı. Allah razı olsun. Rabbim hidayet nasip etsin. Dedi kalabilirsin benim, benden yana dedi, sıkıntı yok. Zaten orta pertemiz çektik biz. Ondan sonra işte... İşte sıcak çorba getirdiler. Sade duru bir çorba. Ondan sonra çay getirdiler. Çayı içmek istemedi. Sonra yoğurt falan getirdiler. Onları yedirdim. Şimdi de baya baya iyiydi çok şükür. Pijamasını falan giydirdim. Suyunu falan içirdim. Tekrardan yana suyunu da koydum. Ondan sonra... Aynen hemşireye de söyledim dedim ben dedim üzerine falan dedim giydirdim değiştirdim. Hadi. Neyse öyle işte. Oy hamdolsun şu an içim daha rahat. Çünkü ben kendi işimi kendim yapmayı sevenlerdenim. Turgut'a da şimdi onlara emanet etmek istemiyordum. Çünkü kocamı biliyorum. O da rahat etmemeyecekti. Onlar onu giydirip soydurunca falan. Ayak kalkması yasak bir de. Öyle bir sıkıntımız var şu an. O yüzden tüm özel şeylerini ben yaptım. Hani ben hallettim. O yüzden şu an daha rahatım. Elhamdülillah. Zaten ona da artık böyle yavaş yavaş aslında uyku geliyor. Ama uyumamak için kendini zor tutuyor. Sıkıyor yani kendini uyumamak için. Öyle arabamı da şey saat 10'da otopark kapanıyordu. O yüzden karşı tarafa bir yere park ettim. İnşallah çektirmedilerse yerinde durur. Benden artık bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın ölmezsek inşallah yine buralarda sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ay yoruldum bacım.
Ne demiştim? Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.